Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Umayr ibn Sa'd radıyallahu anhu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu sahabilerinden şimdi bir kişi ki yaşlıydı da şu yaş gödek balanın ağzından çıkan sözünü Allah azze ve celle 7 kat asmanın sudan türüp rast gapirganligini tasdiqini Kur'an'da tushirgan. Gödeli yaş balalık çağıda gapirgan sözünü Allah da Allah doğru aytdi Peygamber aleyhisselam'a vahiy nazil qilgan. Umayr ibn Sa'd radıyallahu anhu yaşlıydı otasidan yetim qoladi. Ve yani Madinalik bo'ladi, az vaqt o'tishligi bilan onasi Madinadagi boy kişilerden Julos ibn Suvayt isimli kişiga turmushga chiqadi. Julos o'zini bu bog'lagan yetim bolasini xuddi o'zini bolasidek parvarish qiladi. Unga bir haqiqiy otalik mehrini ko'rsatadi. Ve ikki ota bilan bola o'rtasida shunday bir qattiq muhabbat paydo bo'ladi. Julos dan ko'rayotgan yaxshiligini Umayr şimdi bir kattaligidan, zorligidan, özünü yetimligidan esdan çıkarıp koyardı. Yetimligini esdan çıkaradı, otası şimdi bir katta bir yaşlılığını görürdü ve ortalarda bir ilah muhabbet paydalı olardı. Umayr ibn Sa'd, raziyallahu anh, 10 yaş yetmegen payette, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu, şahadat kelimesini ayette, Müslüman buladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi de daim 5 mahalle namazını kayın kıladigan kişilerden buladı. Her sefer onası Umayr masjidga yetarkanini yoki masjiddan qaytib kelayotganini ko'radi da, qalbi Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbat bilan to'lganligini ko'rib quvonadi. Mana shunday bir kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rumga qarshi Tabukka musulmonlarni jihodga tanishlikka da'vat qiladi. Bu hijratning 9-yilida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabukka g'azot qilishiga e'lon qilgan paytda nihoyatda kun issiq bo'lgan payt. İkinciden hurmalarını yığıştıradigan, oradigan, yığıştıradigan bir masum kegen payette Resulullah Tabukka barışlığını ilan kıldı. Adette Resulullah bura bir yükke gazatlığa çıkmakçı oradigan basa ki hayakka kepekkeni yine aitmezdi. Ta ki düşmanlar bana şu nesilen havadar bu komasını için eğer gazatlığa bulmakçı basa şarkı kadar çıkıp getirdi, keyin buradadı, şarkı kepmakçı basa gazatlığa kadar çıkıp getirdi. Lekin bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ro'parasi kutib turgan bu jangni katta bo'lishini hisobi bilan Rum o'sha mahalladagi eng katta mamlakatlardan bittasi bo'lganligini e'tibori bilan safarning uzoqligi, kunning issiqligi e'tibori bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayoqqa ketayotganligini ochib e'lon qildiki, musulmonlar shunga tayyorligini yaxshilab qilsin. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu jihodga, g'azovatga musulmonlardan va musulmonlar tomonidan sadaqotlar, xayr ihsonlar qilishligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdi. Munofiqlar ham boradi Madinada. Ular Payg'ambar alayhisalomning orqasida namoz o'qigani bilan, ba'zi bir g'azovatlarga birga chiqqanligi bilan qalbi baribir marazga to'lgan edi. Ular o'zaro qolganda Payg'ambarimizni mana shu Tabukka bo'lgan chaqirig'ini ko'rib kuldir, yulishdi. Rumga qarshi boradimi? Shu sirda ham mana shunday faqirlik, muhtojlik bo'lib turganda ham lekin musulmonlarning qalbida bir iymoni mustahkam o'rnashganlari payg'ambarimizni chaqirig'iga labbay deb javob berishdi. Ana shu musulmon lashkari safarga tayyorgarlik ko'rar ekan, payg'ambar alayhissalom buyrug'iga labbay deb muhojir va ansorlar qo'shinni quvvatlantirishlikka qo'lidan kelgan harakatlarni qiladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda katta miqdorda boylikni olib keldi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu xaltada 1000 dinor oltin tangani olib kelib tashladi. Abdurahmon ibn Avf yelkasiga ortib kelgan xaltasi to'ldirib tillalar bilan to'lgan edi. Rasulullohning buyrug'ini bajarishiga mana shunday ular mushtoq edi. Rasulullohning buyrug'ini shunday bajarishar edi. Hattoki ba'zi bir ayollar, muhojir va ansor ayollar o'zlarini tilla taqinchoqlarni olib kelib tashlashgan edi. Rasulullohga jonimiz fido bo'lsin deb. Hatto bir kishi faqirligidan uydan hech narsa topolmasdan tayiga sotib yotadigan to'shagini olib keladi. Kim oladi shuni pulga? Shuni pulini Alloh taolo inson infoq ehson qiladi. Tayiga to'solib o'tiradigan bir dona to'shagini ko'tarib keldi. Alloh yo'lida sarflaydigan narsasi yo'qligidan. Musulmonlar mana shunday ochlik, mana shunday qiyinchilik, qo'rquv bo'lgan paytida ularni Rasulullohning buyrug'iga yelab berishga e'tibor beraylik. Hattoki
Fakirlik şu derecede dedi ki, cüde köp, Resulullah ile birge Tabuk'a varması bugün kişiler, minadige nasıl tapılma geldi giden. Kurallanışını kim şöyleyken bunlar nasıl bomba geldi giden, yığılıp arkalar yıkaydı. Resulullah da yanında yürüyüşlük, şarafıdan mahrum bugün giden. Onlar da şehadetge, onlar da cennetge bugün, harisliğe, bana şunu deyip, yukarı eyle. Umar ibn Sa'd, bana şu Müslümanlardı, Allah yolda kılıyken saf ihsanını körüp durup, nihayette bir kalbi zavka şavkat oldu da, ilge geldi. Ve özünü atası, öge atası, Jolas ibn Suvayt'ni, boy bölüşe karamazdan, bu sarf haracatları da özünün kıssasını koşmayken görüp, hayran oldu. Mescitte bugün işleri gördü, 9-10 gekirgen bağlı. Üyüge geldi de, ana şu özünün öge atası, onasından yaplaşıp oturgeni de, geldi, İçi zavuklu şafkat olup otasiga bo'lgan ishlarni gapirib berdi. Go'yoki ana shu o'g'il otasini sizdan sarbi ehson qiling Alloh yo'lida demoqchi bo'lgandek. Falonchi uncha olib keldi, falonchi uncha olib keldi deganda Jolotdan shunday bir so'z chiqdi. Umayr qotib qoldi. O'zini otasidan ham yaxshi ko'radigan kishidan bunday so'zni chiqishligini u hatto bir tasavvur qila olmagan edi. Nima dedi Jolot? Ha, bu Muhammad payg'ambarman deyotgan gapi rost bo'lsa biz çünkü işini görüp eşeği böyle yaptığınız iken de dedi. Bu küfür idi bu. Bu nifakda alamadıydı. Cülasının kalbi de nifakda yan keseri vardı. Otası ki şimdi mehir koygen, öge otası ki Umayr ibn Sa'd şimdi halde nime kılıç bilmesine katıp kaldı. Bu Allah ve Resulü gibi olgen açık düşmanlıydı. Bu Umayr 10 yaşa 9 yaşa böyle iki orta, iki ortası da kaldı. İndemeyi koysa, Allah ve Resulü'ye hıyanat buladı. Eğer barıda ayet koysa Resulullah'a, yetimdeki de başını süregen, öge atasıya hıyanat buladı. Buna da imtihanda hem kötü rağmıydı. Cüda uzak oylandı, Allah ve Resulü'nü barbar abzal gördü. Şart barı ayet koymadı. Öge atasıya geldi. Ecilas dedi. Siz menge Muhammed İbni Abdullah'dan keyingi en sevimli adam sizi dizdi. Lekin bugünkü gapirgan gapingizdan keyin siz hushyor bo'ling. Sizni gapirgan gapingizni men Rasulullohga albatta yetkazaman dedi. Bu qarorni qarang, bu azmni yurakdagi quvvatni ko'ring. 10 yashar boladagi aqlni yurakdagi jur'atni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga bordi va o'rtada bo'lib o'tgan so'zni yetkazdi. Rasulullah Umayr'ni o'tkizdi, sahabalarni to'pladi, Jolosni chaqirtirdi. Jolos keldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga qarab turib, "Ma maqolatun samiyaha minka Umayr ibn Sa'd?" Umayr eshitgan so'z qanaqa so'z bo'ldi, ey Jolos dedi. Musulmonlar dedi da'vo qilardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam borqasa namoz o'qirdi. Endi nima deganingiz bu? Deganda Jolos aytdiki, "Ya Rasululloh, bu haddidan oshgan bola bo'ldi. Menga tuhmat qilyapti. Men bu narsani gapirganim yo'q dedi. Shunda sahobalar hammasi Jolosni ana shu bo'lgan o'g'li Umayrga qarab turibdi. Umar yerga qaragan holda hech kimga hech narsa emasdi, ko'zidan shosh qator yosh oqardi. Ba'zi qalbida munofiq bo'lgan kishilar, "Ha, Abu yetimchani og'zini yog'laganiga otasini burnini qon qilyapti. Nonko'rlik ham shunchalik bo'ladi" dedi. Bu yigitcha hech kimga gapirmasdan shuni yerga qarab turib parvardigor, eshitgan gapim rostligini payg'ambaringa bildirib qo'ygin. Payg'ambaringa bildirib qo'ygindim, Allohdan boshqa hech kimga iltijo qilmasdi. Sahobalarda esa, "Bu yaxshi yigit, bu havodan olib gapirmayotgandir" degan holatda uni oqlashmoqchi bo'ldi. Shunda Jolos yana haddidan oshib aytdi, "Ya Rasululloh, bu menga tuhmat qilyapti. Agar xohlasangiz, Allohning nomiga qasam ichib beraman. Men bu gapni gapirmadim" dedi. Allah Azze ve Celle'nin namıge kasam içip yalgan yapırışlığı buradalar. Bu ülken günahlardan. Baki bu yalganlığını bilip durup Allah'ın güvakılışı bu nüfakını belgisi. Bu Allah'ın ortaya koyup kasam içip verişlik vaadasını verdi. Şu yapını tüketmedi. Her yapını tüketmesinden durup Resulullah'a vahiy çükenliğini hemen sezdi. Bu yetince İmanınızda sağlığı ki, Peygamberimiz gibi bugün muhabbetini haklıyını görün ki, yetti kalıp Osman üstteki Rabbisi bu yetimçenin duasını icabat kıldı. Neme deyip durardı? Yerge karı parladı göre, "Allahümme anzil aleyhine nebi, ala nebiyike bayanama tekelam tu bihi."
Men gapirgan gapim rostligini payg'ambaringa bildirgin. Bildirgin deb turishdan boshqa narsa yaramas edi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning hisobi Allohning qo'lida bo'ladi. Bu qilayotgan ishidan Umarga hech qanday foyda yo'q. Na dunyosiga, na bir cho'ntagiga. Allohning roziligidan boshqa maqsadi yo'q. Alloh azza va jalla bu yigitcha payg'ambar bo'lmasa ham, nabiy bo'lmasa ham gapi rostligini vahiy orqali payg'ambarimizga oshkor qildi. Payg'ambarimizga vahiy tushganda hech kim Rasulullohning yuziga qarashga toqat qila olmas edi. Hamma ko'zi yerga tushdi. Rasulullohga vahiy kelish alomati bo'ldi. Hali Umar julos ichgan qasamini hali gapirmasdan turib. Shunda quyidagi Tavba surasidagi ba'zi oyatlar nozil bo'ldi. Astag'fir billah yahlifuna billahi ma qalu va laqad qalu kalimatal kufr va kafaru ba'da islamihim va hammu bima lam yanalu va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khayran lahum va in yatawallaw yu'adzibuhumullohu 'adaban aliman fid dunya wal akhirah va ma lahum fil ardi wa min waliy wa la nasir. Allohni o'tib qo'yib gapirmaydi deb qasam ichadilar. Vaholanki kufr kalimasini aytishdi. Iymonga kelganlardan keyin. Agar mana shu qilgan ishlardan tavba qilmaydigan bo'lsa, tavba qilishliklari yaxshi bo'ladi o'zlari uchun. Agar tavba qilmaydigan bo'lsa, dunyo va oxiratda ularga alamli azob bor dedi. Rasululloh vahiydi. Shuni o'qilishtirgandan keyin julos shunday qatta, "Yo'q Rasululloh, men tavba qilaman" dedi. Tavba qilaman dedi. Alloh taolo gunohlarimni kechirsin. Men qaytdim buni fog'dan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lab turgan bolaga borib turib, quloqini otalar shekaratib cho'zib, "Ey Umar, quloqing seni aldamapti, quloqing seni aldamapti" deb totib qo'ydi. Julos umrini oxirigacha mana shu yigitchadan minnatdor bo'lib o'tdi. Chunki mana shu bolam dedi, meni nifoq degan chuqurdan, jahannam degan azobdan saqlab qoldi. Demak, Alloh bilan biz o'rtamizdagi muomalamiz sodiq bo'lsa, faqat Allohda yashayotgan bo'lsa, vahiy kelmaydi hozir. Lekin Alloh taolo o'zi biladi qanaqa qilib sizni oqlab qo'yishlikni, qanaqa o'zi biladi qanaqa qilib sizni odamlarga haqligingizni bildirib qo'yishlikni. Bu julos mana shu boqqan o'g'li tufayli mana shu nifoq kasaldan. Bu Umar ibn Sa'dni bolaligida bo'lgan ishi. Endi bolaligida shunaqa bo'lgan o'g'il bola katta bo'lganda qanaqa bo'ladi? Biz bolaligimizda qanaqa bo'lsak, shunga yarosh katta odam bo'lyapmiz. Bu bolaligida shunday bo'lgan ishlardan da. Rasulullohning tarbiyasini olgan. Endi quyida katta bo'lganda qilgan ba'zi ishlarni beramiz. Har kim bundan ko'ra bir 5-6 daqiqa o'tib ketsa, sabr qilamiz birodarlar. Uk shahida Umar ibn Xattob aytadi. Musulmonlarning ishida menga yordamchi bo'lishing uchun har bitta musulmonni Umar ibn Sa'dga bo'lishini xohlardim dedi. Modomiki xalifa ekan, musulmonlar ishini boshqarayapti ekan, Umar ibn Sa'dda odam ko'p bo'lsa yaxshi bo'lardi dedi. Bu yoshligida bo'lgan ish bo'lsa, ulg'ayganda jihad maydonini o'zini vatani deb bildi. Hayotda Alloh yo'lidagi g'azovatga hech narsani barobar ko'rmasdi. Umar ibn Xattob Xims viloyatiga, mana Suriyadagi Shomdagi Xims viloyatiga yangi valiy tayinlamoqchi bo'ldi. Qo'l ostida bo'lgan kishilarni bitta-bitta tekshirib chiqdi. Va eng bu joyga loyiqi Umar ibn Sa'd deb topdi. Nima uchun Umar ibn Sa'd? Xims ahli shunaqa bir injiq xalq ediki, bir valiy saylansa, uni aybidan shikoyat qilaverib, Sa'd ibn Amr Jumahiy qissasini gaplashganimizda o'sha Xims valisi bo'ladi, ko'pda shikoyatimiz bor deganidir. Shikoyat qilaverganidan almashtiraveradi. Bu safar Ximsga Umar ibn Sa'dni voliy qilmoqchi bo'ladi, chaqirtiradi. Jang ma'lumotlaridan xatni oladi, Amir al-Mu'minin buyrug'iga labbay deb javob berib keladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu uni Ximsga voliy qilmoqchi bo'lganini eshitganda, Allohga o'tay qo'yib, "Meni bu ishdan ozod qiling" dedi. Ular qochgan, mansab amal berilganda ular qochgan, yana qaytarib aytamiz. Intilmagan. Chunki Rasulullohning hadisiga mahkam amal qilganlar. Boshliqlikka, amirlikka intilmanglar, qiyomatda pushaymon bo'lasizlar. Bitta ota ikkita o'g'liga ikki xil muomala qilib qo'ysa, javob beradi qiyomatda. Bo'lmasam ikkalasi ham o'zini bolasi. Endi qo'l ostida bo'lgan to'rtta ishchiga odilona muomala qilmasa-chi? Umar ibn Sa'd roziyallohu anhu Himsga voliy bo'lib boradi,
Vahim aklını yığadığı kısa yine hutbu okuydu. Salatul camiyeye çakırdı, namaz okuyup oyanlardan ki, ey insanlar, albatta İslam anı korgandır. Eşigi mustahkemdir. İslam korganı adalattır, eşigi haktır. Amirini küşlülüğü, kendisini kattıklığı bilen bu muydu? Onu adıllığı bilen bu muydu? Şu kısa hutbana etti, özünü bilgilenge üyüye ketti. Adatta, yığılgen haraclar, zakatlar, ya ki başka bir fitir sadaka pulları yığılıp, Madinadagi Baytulmolga yo'natilardi. Bir yil vali bo'lib turdi, Madinaga bir tiyin ham bormadi, bitta shikoyat ham bormadi. Umar ibn Xattob nohatda xushyor zirak odam edi. Vali qilib qo'ygan odamlarni doim taftish qilib turardi. Shulardan bittasida bir mavsumda hamma valilarni yig'adi, yig'ib turib qari tuyani go'shini pishirib olib kelib qo'yadi. Ya'ni go'sht qattiq go'sht. Özü oddiy ovqat yegan, oddiy hayot kechirganligi uchun valilardan shuni talab qilgan. Endi yumshoqqina qo'y go'shlarini, yumshoq barra go'shlarini yeb o'rganib qolgan valilar bo'lsa, bu qattiq go'shni yegani toqat qilmasdi, yegis kelmay o'tirib qolsa, bitta-bitta ishni olib tashlardi. Ana shu valilardan bittasi aytadi shu majlisda hozir bo'lgan. Men vallohi ishtaham yo'qligidan ovqat yegim kelmay o'tirdim. Hamma olib yeyotganda men onga o'tirdim da ko'zim Umarga tushib qoldi. Qarasam menga qarab turgan ekan dedi. Qo'rqqanimdan dedi, bittani tuyani yeb tashlashlikka tayyor bo'ldim dedi. Umar ibn Xattobda nimaga hayratlangan? Nimaga u kishini so'z o'tgan? Chunki o'zi amal qilgan kishi. O'zi jamoatga kelgan, o'zi oddiy ovqat yegan va talab qilganligi uchun gap o'tgan. Bizchi? Hey, Qur'on o'qish kimdan chiqib ketgandan keyin uyda o'tirdi, xotin bolachaga buyuramiz, o'zimiz o'qimaymiz. Hey, televizorda kamera ko'r, yomon bo'lar ekan deymizda, ketdi o'sha televizorni qo'yamiz. Biz o'zimiz amal qilsak, nima gapimiz ta'sir qiladi boshqalarga? Demak, Umar ibn Xattob bir yilgacha na shikoyat bor, na Himsdan bir daxl kirim bor. Xat yozadi. Ey Umar, mana shu xatimni olishing bilan yetib kelgan men oldim. Umar ibn Xattob xat yetadi, yo'lga chiqadi. Bir qancha muddat o'tgandan keyin Umar ibn Sa'd Amirul Mu'minin oldiga kiradi. Kirsa qarab turib tanimaydi. Uzoq yo'l yurganidan ranglari chang bo'lgan, charchagan, yudagan holda kirib keladi. "Umarmisan?" dedi. "Ha, Amirul Mu'min Umarman" dedi. "Nimcha kech qolding?" dedi. "Men senga xatim yetganiga faloncha muddat bo'ldi. Sen moncha kunda kelishing kerak edi. Nimaga kech qolding?" "Piyoda keldim" dedi. Bir yil vali bo'lgan odam Himsdan Madinaga piyoda kelyapti. Şorin kurgur, at berişmedi mi senge? Akhir sen valiydin yum. Ha ular berişmedi, men soramadım. Vali. Arkam ne girme dedi. Ha bütün dünyada bağlayan erken bir artık gelip ben dedi. Umar ibn Xattob bir yiliği toprağın pulda at geldi de, hani çıkartıp yakını ne oldu dedi. Haltasını töktü, kirini yuva diyen bitti canlı. Avukatın içi adıyan bitti çınısı, taharat aladıyan bitti köz aslan başlaşması. Bir yılda artık bir genersiz. Şu mu? Amir al-Mu'minin bütün bu valiliğin bu, dünyayı mı şu dedi. Bundan aşçı ne kere yeni adamdı? Bu kişiler Resulullah etken dek dünyada musafırdaka musafır adam ki ne kere basıyor için çenesen yerindeki adamları. Çünkü amakın adamları. Ne kere bir yıldan beri dedi, bizge dedi, hırat cönetme dedi. Umar ibn Sa'd dedi, men hims akılını, akıllı kişilerini topladım da ortaga tushgan pulni himsni ehtiyojiga sarflashlikni ittifoq qilaydi. O'shuning uchun pul bormagan bo'ladi, o'shuning uchun shikoyat ham bormagan bo'ladi. O'zlaridan chiqqan pulni o'zlariga nima qildi? Sarf qildi. Endi boraver, sen yaxshi ekansan desa, Allohga o'tib qo'yib qasam ichib so'rayman, bir marta buyuringiz, ikkinchi marta buyurmang dedi. Turib oldi, Umar ibn Xattob ruxsat berdi, o'zining qishlog'iga ketdi va Umar ibn Xattob nohati ziyraga odam bo'lgan. Xizmatchilardan xorij chaqiradida orqasidan bordi. Mana 100 dinar pul deydi. Agar uyini ham ko'rib turib, mana shunday xor holatda topsang, ber. Yo agar bu yerda chiroyli bo'lib, uyga olib bosib qo'ygan bo'lsa, birodalar, Umar ibn Xattobning huzurida Rasulullohdan boshqa hech kim mas'ul bo'lgan emas. Hammani aybdorda bilgan. Hammada ayb bo'ladi. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Faqat Rasulullohda ayb bo'lmagan. Boradi, xoris mehmondorchilik haqi 3 kun, 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kungacha bir burda arpa noni kelaveradi. 3 mahal ovqatiga mehmon. 3 kungacha. 3-gün bo'lganda
Koşunlardan biri çıkıp durup, mehman getirdi ki, mehman, mehmanlar size hakkı 3 gün. 3 günden beri yatırsınız. Siz eğer ketmakçı olursanız, tezah şu işinizi kılın. Çünkü siz Umayyad'da kıynak koydunuz. Eğer hatın yediğin bir burdanamız yap geri verişe yaptı. Vali bu yada bir burdanamda eğer hatın böyle yedi. Hakkıydı karim. Yine en zor cahı şikayet kınaylanlar. Bir sen kuldu Umayyad'ınlar. Çakıradı, Ömer İbn-i Hattab ne iş bilen cönetken yine etedi, 100 dinarı koruya verse, menge kereye mesela, hatın eşittirken bu arada şiddetiydi. Alorin dedi. Alorin dedi. Külmeyelik. O sahaban ayalı. İşletse işletermiz, bu mesela kışlağımızda, şaharımızda, kembağalar köy, parkat varamız dedi. O bizikiler etedi. Ne ki bizikiler bırakamazsa, bizikiler bizikiler de. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'u, Haris Madinaga qaytib kelgandan keyin bo'lganini eshitganda xat yozadi kelishiga buyuradi. Kelganda oldiga 2 qopda bu dedi qo'yar ekan. Mananı olib ket, 2ta ko'rinadi berar ekan. Mananı olib kiyib ketdi. Ovqatga qarab turib, "Ya Amir al-Mu'minin, mo bu dedilar kerak emas. Kelayotganimda xotinimga 2ta chevat tashab kelganman. Borgunimcha tugasa, Alloh razzoq. Bu kerak emas." Neçik günlük yolge, 2'te çevet taşap gelirdi, nima bularken deme yaptı. Çünkü ula işen ya Allah adamı yapsın. Ama köyüne de alamam dedi. Çünkü ayağımızda köyüne gidip yırtılıp geçtik geldi. Kötü harbi ketti. Bana şu, üçüra şuradan bir kança müddet ötkenden ki, Umar ibn-i Sadr radıyallahu anh'u vefat etti. Ve Habibi, Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aldı yabardı. Kuturdu dünyasından. Dünyadan çıralı imtihandan çıralı suratı öttü. Bu kişi öterken, Ömer ibn-i Hattab etti ki, ben güvahlı göremem. Ömer ibn-i Sa'd ve yu'firûne ala anfusihim ve levkâne bihim hasasa deyen Allah. Özleri muhtaç bulupturgen deyen, biraderleri gerava körede degen adamlardan bittesliğe güvahlı göremem. Haklardım. Müslümanlarda işini başkalıştığında Ömer ibn-i Sa'd'daki kişiler aramızda kübbol şirinmedi. Allah azze ve celle Ömer ibn-i Sa'd'den razı olsun. Ve siz bilen bizge o kişilerin hayatını ibret araştırırken nasip eden olsun. أقول قولي هذا استغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله